babalarım orada geçti. Rahmetli babam orada görev yapardı. Sizlerle beraber olduğum için son derece mutluyum. Aslında buraya esnaf ziyaretine geldim. Esnaf kardeşlerimle oturacaktım, konuşacaktım. Ondan önce biliyorsunuz Doğum Beyazıt'a bir sözüm vardı, oraya da gittim. Ama size sözüm söz, buraya çok daha kalabalık bir Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla geldi. Geldi. Önce bir düşüncelerimi ifade edeyim. Pek çok sorunumuz var. Son 12 yıldır geliri düşen dul var. Gelir düşen. İşsizliğin en yüksek olduğu il Ağrı. 24 yaşın altında genç nüfusun çok olduğu il yine Ağrı. Ama işsizlik var. Ama yoksulluk var. Ama geçinememe dramı var. Sorunu var. Bütün bunları biliyorum. Ama size bir tek sözüm var. Oy verirseniz, iktidara taşırsanız göreceksiniz. Ağrı'yı da göreceksiniz. Karşı'da göreceksiniz. Uğur'da göreceksiniz. Her tarafı göreceksiniz. Bu ülke, bu insanlara benim sözüm var. Biz barışacağız. Biz kucaklaşacağız. Biz helalleşeceğiz. Biz kur hakkı yemeyeceğiz. Biz herkesi kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmadan herkesle beraber olacağız. Genç arkadaşlarım, derdinizi biliyorum. Hangi şartlarda işsiz kaldığınızı da çok iyi biliyorum. Atama bekleyen öğretmenlerimiz var, onları da çok iyi biliyorum. Hapishanede gencecik fidan gibi evlatlarımız var, onu da çok iyi biliyorum. Geçinemeyen, tuvalete gitmek için yardım alan ve bu nedenle de hapishanede zor koşullarda yaşayanları da biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz haktan yanadır. Hukuktan yanadır. Adaletten yanadır. Adaleti sağlayacağız. Devletin dini adaletse, adaleti sağlamak için hepimiz çalışmak zorundayız. Eğer siyaset yapıyorsanız önce adalet diyeceksiniz. Önce hak diyeceksiniz. Önce hukuk diyeceksiniz. Kimsenin bu hakkını yemeyeceksiniz. Gencecik pırlanta gibi evlatlarımız hapse atılırken uyuşturucu baronları dışarıda kol kanat gerilerek geziyorlar. Hiç endişe etmeyin. O uyuşturucu baronlarının da o beşli çetelerinde hesabını soracağım. Hiç endişe etmeyin. Gerekeni yapacağım. Benim kimseden korkum yok ve benim verilmeyecek hesabım da yok. Ben bu millet için çalışacağım. Halkımız için çalışacağım. Sizler için çalışacağım. Sizler için mücadele edeceğim. Benim tek görevim budur. Başka görevim yok. Adaleti sağlayacağım. Hiç endişe etmeyin. Sağlayacağım. Adaleti sağlayacağım. Hiç meraklanmayın. Benim saraylarda oturma merakım yoktur. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Ben sizler gibi mütevazi yaşamak isterim. Sizlerin bir parçasıyım. Halkın bir parçasıyım. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Saraylarda da oturmayacağım. Bunun da sözünü veriyorum. Ayrıca veriyorum sözünü. Diyeceksiniz ki bağımsız adalet demek bağımsız yargı demektir. Ben onları çok iyi biliyorum. Siz hiç meraklanmayın. Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklama istemini yıldırım gibi kaldırıp birisini Anayasa Mahkemesi'ne getirdiler. Niye yaptılar? Diğerini Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı yaptılar. Bu kardeşiniz unutur mu bunu? Unutmam.
Adaletsizliği unutur mu? Unutmam. Hiç meraklanmayın. Hepsinin hesabını soracağım. Hepsinin. Hakim vicdanına göre karar verir. Hakim adalette karar verir. Hakim hukukun üstünlüğüne göre karar verir. Hakim saraydan gelen talimata göre karar verirse o cumhuriyetin hakimi değil, o sarayın hakimidir. Sarayın hakimlerini de temizleyeceğiz. Sarayın savcılarını da temizleyeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Ortası yoktur. Ayrıca karakalları biliyor. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Adaleti bakın değerli arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim. Adalet, adalet. Kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Tüm peygamberler adaleti getirmek, güzel ahlakı getirmek üzere görevlendirilmişler. Adaleti sağlayamazsanız kul hakkı yemiş olursunuz. Adaleti sağlayamazsanız birilerini haksız yere mahkum etmiş olursunuz. Biz adaleti sağlayacağız derken adaleti hukuk içinde, vicdan içinde, ahlak içinde adaleti sağlamak zorundayız. Hakim hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar verecek. Hakim saraydan gelen telefona göre karar vermeyecek. Ben bütün bunların hepsini çözeceğim. Hiç endişe etmeyin. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi tamamı kucaklaşacak göreceksiniz. Tamamı kucaklaşacak. Haksız yere eşi, çocuğu öldürülen anneyi de biliyorum. Haksız yere insanların tutuklanıp hapse atıldığını da biliyorum. Haksız yere efendim saraya niye yan baktın diye gece yarısı sabaha karşı evlerinin kapısı kırılıp içeri girilen tabloları da çok iyi biliyorum. Şundan emin olun. Bizim iktidarımızda sabahın köründe eğer kapınız çalınıyorsa birinci gelen polis değil, birinci gelen suççu olacaktır. Bundan emin olun. Bakın 21. yüzyılın Türkiye'sinde yaşıyoruz. Burada doğru dürüst hastane var ama doğru dürüst doktor yok. Doktorların tamamı siz hastaları Erzurum'a sevk ediyorsunuz. Ben bunun da farkındayım. Hepsini biliyorum. Bütün sorunları biliyorum. Sizden sadece bir şey istiyorum. Sadece bir şey. Sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. Elinizi vicdanınıza koyun. Ağrı'nın sorunlarını dile getirin diye bana söylüyorlar. Ağrı'ya milletvekili seçtiniz. Gönderdiniz. Allah aşkına ya. AK Parti'den birisi çıkıp da meclisin kürsüsünde Ağrı'nın şu sorunları var diye bir konuşma yaptı mı? Yok. Ama sizden isteğim ne? Eğer sen Ağrı'nın sorunlarını dile getirmiyorsan Ağrı'ya uğrama. Çünkü Ağrı sana oy vermeyecek diyeceksin. Bunu istiyorum ben. Tüm bütün sorunları biliyorum. Taksi şoföründen şoförüne, işçisinden esicisine göreceksiniz. Erzurum'dan başlayıp İran sınırına kadar olan bölgeyi tarım bölgesi ilan edeceğiz. Üretici bölgesi ilan edeceğiz. Hayvancılık bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölgenin üretimi sadece Türkiye'yi değil, Orta Doğu'yu ve Kafkasları da besleyecek. Hiçbir çiftçinin zarar etmeyeceği bir modeli hayata geçireceğiz. Her çiftçi üretecek ama hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Bunu söyledim. Çiftçi kardeşlerime de söyledim. Maliyet, üretimli maliyetini bulacağız. Üzerine makul bir kar koyacağız. Bunun üzerine çiftçi daha iyi bir müşteri bulursa satacak. Ama altında olursa, fiyat düşerse alıcısı devlet olacak. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Zarar ettirmeyeceğiz. Alın terine değer vereceğiz. Her alın terine değer vereceğiz. Ağrı'da şeker fabrikası var ben biliyorum. Erciş'te şeker fabrikası var ben biliyorum.
Her bir fabrika bir kaledir, ben bunu biliyorum. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler. 34 yıl sonra Türkiye şeker ithal etti. Ben bunu da biliyorum. Tek bir yolumuz var. Tek bir yolumuz var. Tek bir yolumuz var. Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğiz. Allah'ın izniyle sizin takdirinizde. Emekli edeceğiz. Benim dayanağım ve en büyük gücüm sizlersiniz. Dayanağım ve en büyük gücüm sizlersiniz. Beraber kola, kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye'yi düzelteceğiz. Türkiye'nin üzerindeki kara bulutları kaldıracağız. Ve Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. İnanın, güvenin. Tek istediğim budur. Kadrolu öğretmeni biliyorum. Ücretli öğretmeni biliyorum. Özleşmeli öğretmeni biliyorum. Hepsini kadrolu yapacağım. Hiç bir şey etmeyin. Hepsini. Devlette bir hizmetin farklı standartta olmaz. Her standartın eşit olması lazım. Herkese hakkının teslim edilmesi lazım. Tüm bunları biliyorum. Hepsini. Her bir sorunun nasıl çözüleceğini de biliyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bir dakika. Bir şey daha söyleyeyim. Ağrı'dan beklediğimiz oyu alamadık. Doğrudur. Kabahat Ağrılılarda değil, kabahat bizde. Onu söyleyeyim. Gelmedik. Sofranıza oturmadık. Çayınızı kahvenizi içmedik. Ankara'da oturduk. Tutuklar attık. Dedi ki Ağrı'dan bize niye oy çıkmıyor? Kardeşim Ağrı'ya gittin mi? Oturdun mu? Konuştun mu? Derdini dinledin mi? Yapmadık. Geleceğiz. Oturacağız. Konuşacağız. Derdinizi dinleyeceğiz. Bakın, adaletse yanlışımızı da söylemek zorundayız. O neden söylüyorum? O nedenle söylüyorum. Hatamız vardı, kusurumuz vardı. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, yanlış şeyler yaptık. Bunların tamamını bitireceğiz. Allah'ın izniyle beraber göreceksiniz. Benim tek bir amacım var, tek bir hedefim var. Her evde huzur olsun. Her mahallede huzur olsun. Her şehirde huzur olsun. Türkiye'de huzur olsun. Kavga olmasın. Üretelim, çalışalım, alın teri dökelim. Beşli çeteler olmasın, uyuşturucu baronları olmasın. Bunların tamamını temizleyeceğiz. Hiç bende endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Arkadaşlar, Yeşim Tekstil'i biliyorsunuz. Savcı Sayan'ın yapmış olduğu oyunlar sayesinde bütün fabrikada 170 kişi çıkarıldı. Tekrardan arkadaşlar, bir fabrika değil, buraya bir değil, buraya onlarca fabrika yapılması lazım. Tekstilse tekstil, un fabrikası ise un fabrikası, şeker fabrikası ile şeker fabrikası. Bütün bunların tamamının olması lazım. Bunların tamamı olduğu zaman göreceksiniz bu ülkede huzur da olacak. Eğer işiniz varsa rahatsınız. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Eğer bir evde baba işsizse, evladı işsizse, üniversiteyi bitirmiş çocuğu işsizse ve çocuk umudunu yurt dışına gitmekte arıyorsa sorumlu olan siyaset kurumudur ve siyaset kurumunun bu konuda kendisine çeki düzen vermesi lazım. Bu nedenle hiç endişe etmeyin. Emin olun. Hiç endişe etmeyin. Sandık gelecek. Büyük bir sandık, sabırla sandığı bekleyeceğiz. Sandığa gideceğiz. Söz veriyorum. Beraber o beyefendiyi emekli edeceğiz. Beraber. Efendim, hepinize yürekten teşekkür ederim. Daha sonra ben ve arkadaşlarım kalabalık bir grup olarak geleceğiz. Sadece Ağrı merkezi değil, Ağrı'nın ilçelerini de gezeceğiz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci hep beraber olacağız inşallah. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah yakın bir zamanda güzelliklerde buluşacağız. Sağ olun, var olun diyorum.